Başlatıyorum. This meeting is being recorded. Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. T-Talk'umuzda bugün bizlerle Eti Makina'dan Ferit Mengüç ve Ahmet Kartıcıoğlu var. Hoş geldiniz Ahmet Bey ve Ferit Bey. Hoş bulduk. Aslında şöyle, Evet. evet. Önce hangi... Ferit Tamam. Bey bugün Tamam. İzninizle başlıyorum o zaman Tabii sorun değil, başlayabilirsiniz. ben. Şimdi öncelikle gündeme geçmeden önce bu etkinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün gündemimiz dahilinde öncelikle ben kendimi tanıtacağım. Ardından Eti'deki kariyer yolculuğumdan bahsedeceğim. Eti Makina ve Eti Makina'da bulunan otomasyon departmanının yapılanması ve iş süreçlerinden bahsedip daha sonra sözü Ahmet Bey'e bırakacağım. Ben 1980 Ankara doğumluyum. 85'ten bu yana üniversite hariç Eskişehir'de yaşamımı sürdürdüm. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2004 yılında ise Osman Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamladım. Eti'deki kariyer yolculuğum 2003 yılında Eti Gıda Bisküvi Fabrikası'nda bakım mühendisi olarak başladı. Bu görev kapsamında PLC ve HMI ekipmanları kullanarak arıza, bakım ve küçük ölçekte iyileştirme çalışmalarını yürütüyordum. 2005 yılında aynı fabrikada otomasyon mühendisi göreviyle orta ölçekli iyileştirme projeleriyle ilgilenmeye başladım. 2006 yılında yeni bir yapılanma oldu ve sürekli geliştirmeler müdürlüğü altında Eti'nin tüm fabrikalarına hizmet veren bir müdürlük kuruldu. Burada otomasyon proje geliştirme mühendisi olarak görev yapmaya başladım. Bu görev dahilinde tüm fabrikaların iyileştirmeleri bu sefer sisteme eklendi. Ve burada iyileştirme geliştirme projeleri kapsamında çalışmalara devam ettim. Eti Makine yolculuğum 2009 yılında başladı. Görevim otomasyon proses mühendisi idi Eti Makina'da. Bu kapsamda proses makine geliştirme çalışmalarını yapmaya başladım. Bu süreçte Eti Makina'nın en kısa sürede devreye alınan kek hattını tamamladık. PLC ve HMI yetkinliklerini daha önce zaten kullanmıştım. Bunun haricinde motion ve robotik alanında da tecrübe kazandığım bir proje olmuştu bu benim için. Ardından Eti'nin fabrikalarında tüm hamurhane sistemlerini yöneten ve o dönemde sadece dış tedarik olarak alınabilen bilgisayar destekli ham madde reçete yönetim sistemimizin yazılım geliştirme ve devreye alma çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda SCADA, .NET ve SQL taraflarında da yetkinlik kazanma imkanı buldum. Yani otomasyondaki belli bir çeşitlilik de bulunduktan sonra 2013 yılında otomasyon sistemleri yöneticisi oldum. Buradaki görevim diğer görevlerden biraz daha farklıydı ve esasında biraz daha konfor alanı dışındaydı. Burada proses makine geliştirmeleri yapan ekibin işte Ar-Ge teknoloji ve Eti'nin ihtiyaçları olan üretim için gerekli olan projelerin yönetimi, birimler arası koordinasyon, yön birliğinin sağlanması, bölüm stratejisine uygun gelişim aksiyonlarının belirlenmesi, planlanması, ekibin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması gibi konular gündemime girmişti. Artık bu konular üzerinde kendimi geliştirip çalışmalarımı bu doğrultuda yönlendirmem gerekiyordu. Ve bu şekilde devam ettim. 2019 yılında ise şu anki görevim olan kıdemli otomasyon sistemleri yöneticisi görevine atandım. Ve bu görevle Eti Makina yolculuğum devam ediyor. Kendimle ilgili bahsedeceğim kısım bu kadar. Bundan sonrasında Eti Makina'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Eti Makina'nın amacı esasında güncel tek ve yeni teknolojiyi takip ederek Eti'ye rekabetçi üstünlük kazandırmak olarak yola çıkmış bir firma. Eti'nin tüm tesislerine ham maddenin tesise girmesinden ürün olarak tesisten çıkmasına kadar geçen süreç içindeki proses ve makinaları geliştirmek görevi kendisine atanan. Hamuru yani bunlara örnek vermek gerekirse hamur oluşturma, işte pişirme, çeşnileme, bu hamurun üstüne yani piştikten sonraki kısımda üstüne atılan tuz ve benzeri kısımları çeşnileme diyoruz. Paketleme, paletleme, bu proseslerde ve bunlara ait ekipmanlarda bunları örnek olarak sayabiliriz.
Etimakine aynı zamanda bir Ar-Ge merkezi. Bu kapsamda da çalışmalar yürütüyor ve esasında Etimakine'ye Eti'nin teknoloji üssü olarak tanımlayabiliriz. Bu kapsamda Etimakine ekipman ya da sürecin konsept, tasarım, imalat, montaj ve üretim hattına entegrasyonu süreçlerinin hepsini kendi çalışanlarıyla yönetmekte. Gerekli durumlarda teknik destek ve servis hizmeti de verebilmekte Etimakine. Kendi bünyesinde tasarım, sistem entegrasyon, montaj ve satış planlama birimlerinden oluşuyor. Bu yapılanmanın içinde sistem entegrasyon müdürlüğünün organizasyonuna dahil olan otomasyon biriminde ise yazılımların tümü iç kaynakları ile modüler ve parametrik şekilde yapılmaya çalışılıyor. Dışarıdan hazır yazılım kullanımı stratejik olarak tercih edilmiyor şirketimizde. Bütün yazılımları kendimiz geliştiriyoruz. Bir sistem tasarlanmak istendiğinde önce ihtiyacı karşılayacak yöntemleri araştırıyoruz. Bunu mümkünse prototipliyoruz. Yönteme karar verdikten sonra eğitimler alıyoruz. Simülasyon destekli uygulamalarıyla kendimizi geliştirip daha sonra donanıma uygun editörde yazılımı gerçekleştiriyoruz. Birimimizde eti talepleriyle oluşan projeleri biz satış projeleri diyoruz. Bu satış projelerinin yanında Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışmaları da devam ettiriyoruz. Birim içindeki iş akış sürecimiz de başlangıçta proje değerlendirme ve talebin analiziyle başlıyor. Konsept ve detay tasarım, donanım ve yazılım testleri, makine ekipman testleri, saha devreye alma, üretim denemeleri ve bunların optimize edilmesi, üretim ve bakım ekiplerinin eğitimleri ve bunlara kullanıcı dokümanlarının hazırlanması şeklinde sürecimiz özetlenebilir. Genel kapsamda bölüm içinde PLC, hareket kontrolü, robotik, görüntü işleme, PC tabanlı sistemler şeklinde yetkinlikler üzerine kurulu bölümümüz. Bu alanlardaki yazılımların entegrasyonu ile projeler gerçekleştiriliyor. Hani bunlarda da kısaca özetlemek gerekirse PLC alanında genel mantık döngüleri ile yazılımlar gerçekleştiriyoruz. Hareket kontrolü alanında çok kısa çevrim süreleri içinde hassas pozisyon kontrolü yapılması ve birden fazla bağımsız eksenin eş zamanlı çalışmasını sağlayacak yazılımlar yapılıyor. Robotik alanında çoklu robotların birbirine senkron çalışması, konveyör takip sistemleri, tespit edilen ürünlerin pick and place döngülerinin yönetilmesi gibi yazılımlar geliştiriliyor. Görüntü işlemede obje tanımlama, sayma, kusur bulma, objeyi takip etme, pozisyonunu bulma, renk analizi gibi çalışmalar yapılıyor. PC tabanlı sistemlerde ise robotlu ürün toplama sistemlerinin toplam algoritmaları, bunların eş zamanlı ve tek bir noktadan yönetimi, reçete yönetim ve desen çizim sistemlerinin arayüzleri, haberleşme sistemlerinin farklı markalar arasındaki haberleşme sistemlerinin yazılımları gerçekleştiriliyor. Öncelikle amacımız bölümümüzde çalışan her arkadaşımızın PLC ve Motion alanında iyi bilgiye ve tecrübeye sahip olması. Çünkü bizim projelerimizde PLC ve Motion olmayan projemiz yok gibi. Yani hemen hemen artık Motion da bu tarafa çok yanaştı. Eskiden PLC'ydi. Şimdi Motion da bu tarafa çok yanaştı. Robotik de arkadan geliyor buraya. Görüntü işleme ve PC tabanlı yazılımlar daha spesifik içeriklere sahip olabiliyor bu grubun içinde. Ama bu alanlarda da yaygınlaşma sağlamak için uğraş veriyoruz. Yani daha önceden geliştirilmiş bir sistem varsa ekibimizdeki herhangi bir arkadaşımızın bu sistemi destek alarak bir şekilde devreye almasını amaçlıyoruz. Bölümün ihtiyacı ya da kişinin ilgisi doğrultusunda da bu saydığım 5 tane yetkinlikte uzmanlaşma imkanı da mevcut şirketimizde. Bu bağlamda baktığımızda endüstriyel otomasyon ekosistemindeki çoğu alanda çalışma yapabilme, eğitim alabilme, teknik gelişim sağlayabilme imkanı güçlü olan bir birim, Etimakine Otomasyon Birimi. Bir yandan da hem prosesin hem de teknik süreçlerin aynı çatı altında toplantı eti grubunun bir organizasyonu olması sonucu, geliştirme yapmak isteyen kişinin hem yeni teknoloji ve inovatif yaklaşımlar konusunda kendisini geliştirip hem de uygulama yapabileceği çok önemli bir avantaja sahip olduğu da göz ardı edilmemesi gereken bir detay oluyor. Çünkü siz bir inovatif bir yaklaşım buluyorsunuz, bunu öğreniyorsunuz bir şekilde, yapıyorsunuz ama uygulayacak alan bulamıyorsunuz. Eti grup içinde Etimakine ve üretim tesisinde olması bu konuda çok büyük bir avantaj. Ar-Ge merkezi ve teknoloji geliştirme çalışmaları kapsamından da
bahsetmek istiyorum biraz. ARGE merkezi kapsamında ARGE destek projeleri üniversite sanayi ve teknoloji transfer ofisleri işbirlikleriyle ARGE destek ve ETİ'nin üretkenliğine katkı sağlayacak projeler yürütüyoruz. Teknoloji geliştirme çalışmalarında ise daha stratejik ve vizyonel çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda özellikle görüntü işleme alanında standart yaklaşımlarıyla çözümlenemeyen kalite ve üretkenlik ihtiyaçlarına cevap verebilecek çalışmalara yoğunlaşılıyor. İnovatif ve makine öğrenmesi yaklaşımlarının sektörümüze uygunluğu konusunda araştırmalar yapıyoruz ve çalışmalar yapıyoruz bu konuda. Buna paralel olarak da yeni girişim faaliyetlerini takip ediyoruz. Son olarak bir otomasyon mühendisinin günü nasıl geçer ETİ'de diye bir konu merak etmiş olabilirsiniz. Kısaca özetlemeye çalışacağım. Öncelikle güne planlama ile başlamamız tercih neden oluyor. Çünkü evet bir plan var ama o planlar özellikle gıda sektörü gibi sektörlerde değişkenliğe uğrayabiliyor hızlı bir şekilde. İşlerin öncelik ve aciliyet durumlarında bir değişkenlik olup olmadığına göre plan revize edilmesi gerekebiliyor. Plandaki işlerin üstünden geçtikten sonra güne başlıyoruz ve burada tasarım, yazılım geliştirme, test ya da devreye alma süreçlerine göre akış değişkenlik gösteriyor esasında. Tasarım ve yazılım süreçlerini çoğunlukla ofiste geçiriyoruz. Algoritma ve yazılımların titiz şekilde hazırlanması test aşamasında zaman kazandırıyor ve riski azaltıyor. Bu nedenle bu süreç önemli ve kritik bir süreç bizim için. Test aşamasında olan bir süreçte isek o gün zamanımız montaj holü ya da laboratuvarda geçmekte. Yazılımın denenmesi, revizyonların yapılması ve optimize edilmesi süreçleri başarılı geçerse eğer devreye alma sürecinde sürprizle karşılaşma olasılığımız düşüyor. Devreye alma aşamasında ise bu günümüzün geçeceği süreç o zaman zamanımızın hemen hemen tümü üretim sahasında geçiyor. Çünkü bizim için makinenin çalışması değil sadece önemli olan ürünün o hattan çıkabilmesidir. Yani karma bir çalışma düzeni mevcut esasında otomasyon biriminde ofis, laboratuvar ve üretim sahası şeklinde. Bunların oranları projenin içerdiği teknoloji seviyesi ve karmaşıklığa göre değişkenlik gösteriyor. Bir de laboratuvarımız var. Bizim kullanımımıza açık olan otomasyon ve robotik laboratuvar olarak adlandırıyoruz burayı. Otomasyon laboratuvarında değişik markaların eğitim setleri, robot laboratuvarında ise gene değişik markaların robotları mevcut. Dilediğimiz ve ihtiyaç olduğu zaman bu alanlarda deneme ve geliştirme çalışmaları yapabilmek mümkün oluyor. Benim şu an için anlatacaklarım bu kadar. Sorularla biraz daha şekillenir diye tahmin ediyorum. Sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Pasınızı aldım Ferit Bey ben de. Evet, biraz da kariyer diyelim değil mi sevgili arkadaşlar? Evet, ufak bir hazırlık yaptım tabii sizler için. Şöyle ekranımı bir paylaşmak isterim bu vesileyle de. İlk etapta biraz interaktif arttırmak açısından bir Mentimeter uygulamasına sizleri yönlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz sizlerle bir Robot Talks seansımız olmuştu. Eğitim Akademi'de iki kıdemli profesyonelimiz de yine yakın bir zamanda sizlerle bir araya gelmişlerdi. Hem o arkadaşlarımızın anlattıkları hem bugün Ferit Bey'in gündeme getirdikleriyle ilgili iki tane sorumuzu yönlendirmek istiyorum size. İlk etapta Eti Makina denince peki aklınıza ne geliyor? www.menti.com eminim ki biliyorsunuzdur bu uygulamayı. Cep telefonlarınızdan veya halihazırda bilgisayardan bağlanıyorsanız giriş yapmanızı rica edeceğim. Yukarıda görmüş olduğunuz kod sayesinde Eti Makina ile ilgili düşüncelerinizi, akla gelen ilk kavram kelimeler nelerdir onları biraz merak ediyoruz doğrusu. Evet, sizlerden gelecek cevapları da ekranda yansıyacağı için bizler için de bir içgörü oluşacak. Sizlerle ikinci buluşmamız oluyor tabii. 2021'de de Robotalks çerçevesinde bir araya gelmiştik. Yine Sistem Entegrasyon Müdürlüğümüzden kıdemli otomasyon uzmanlarımızla bir buluşma söz konusu olmuştu. Evet. Nasıl erişebildiniz bu platforma bu arada? İlk cevaplar da geliyor bir yandan. Evet. Kariyer diyenler var. İnovasyonla bağdaştıranlar var. İş fırsatları, otomasyon.
Biraz daha bekleyelim sevgili arkadaşlarımızın görüşlerini almak için. Evet, Filuz Kanatlı, evet, rahmetli kurucumuz, atıfta bulunan bir arkadaşımız olmuş. Bu vesileyle anmış oluyoruz. Hedefler kavramı ön plana çıktı. Seri üretim robotları. En sonki seansımızda robot olsa biraz daha işin robotik teknolojileri çünkü masaya yatırılmıştı, hatırlıyorum. Evet, mutlulukla bağdaştıran bir katılımcımız var. Öncü, evet, sektöründe öncü olması diyen bir arkadaşımız var. Peki, ikinci bir sorumuz daha var. Oradan aslında biraz geçiş sağlamak istiyorum. İkinci bir sorumuz daha var. Sizlerin esasında kariyerde değinmiştiniz çünkü burada. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Sizce kariyer nasıl yapılır? Hani bunu eti makine özelliği değil, genel perspektif aslında. Kariyerin yolu nerelerden geçiyor? Merak ediyoruz açıkçası. Şu anda uygulamanızda güncellenmiş olması lazım bu soruda. Oradan sizlerin değerli paylaşımlarınızda bir yandan alalım. Kariyer nasıl yapılır? Bugün sizler için güzel bir içerik düzenledim. Kariyerin püf noktalarına biraz gireceğiz. Mülakat tüyoları konusunda biraz ilham vermeye çalışacağım. Yine böyle faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı kaynakları da son aşamada sizlerle göstereceğim. Evet, staj yapıp deneyim, tecrübe elde etmek, networking, sosyal sermaye atıfta bulunan bir arkadaşımız var. Gelişim, gelişimi yani akademik başarılarla pekiştirmek, akıllıca ve planlı hareket etmek, kariyerin yolu eğitimden geçiyor. Evet, topluluklarda, kulüplerde angaje olmak diyen bir arkadaşımız var. Çok çalışmakla bağdaştıran, sadece derslerden ibaret değil, güçlü bir ilişki ağ kurmak gerekiyor. Torpil diyen bir arkadaşımız var. Hedefler doğrultusunda ilerlemek. Evet, teori know-how'la pratikle pekiştirmek. Güzel. Evet, değişik değişik içgörüler de almış olduk bu vesileyle. Peki, şimdi öte yandan tabii eti makinede ne gibi kariyer imkanları veya yolları var? Ferit Bey, siz bunu değinmek ister misiniz? Yoksa ben aklımdakileri biraz söyleyeyim mi? Siz işin içerisindesiniz. 20 yıldır da eti makinedeki serüveni biraz daha canlandırabilirsiniz. Eti makinede kariyer yolları. Yani olabilir, ben de bahsedebilirim. Siz de genel bahsedebilirsiniz. Yani ben şöyle özetleyebilirim. Eti makine ve eti, hani bu bir grup şirketi zaten. Eti makine çok fazla alana temas edebilen bir şirket. İşte hani teknoloji geliştirmesi, Ar-Ge'si, demin bahsettiğim birçok uzmanlık alanları var otomasyon grubunda. Diğer birimlerimizde de var bu uzmanlık alanları. Çünkü eti makine uzmanlık üstüne çalışan bir şirket. Terzi usulü iş yapıyor. Yani bu şu demek, ihtiyaç neyse ona uygun çözüm üretmeye çalışıyor. Onun için belli bir kapsam çizip ben bu kapsamın dışına çıkmıyorum deme şansı yok. Güncel teknolojide ortaya çıkan ne varsa eti makine bunu kullanabilme potansiyeline sahip ve buna uygun projesi de oluyor mutlaka. Tesiste sürekli gelişen, yani etiden bahsediyorum. Eti de sürekli gelişime açık ve dinamik bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket. Bu bağlamda etiye zaten ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanakları sağlayabilmek için sektörde ne varsa buna hakim olmanız gerekiyor. Bu bağlamda da kariyer fırsatları esasında açık eti makinede. Yani şu an hiç konuşmadığımız bir departman önümüzdeki
iki yıl içinde çok önemli bir departman haline gelip oluşabilir ya da departmanlar bölünebilir. Yani Ahmet Bey de bahsedecektir. Etimakina uzmanlık üstüne gittiği için teknik taraftaki kariyer yolunun da önünü açtı. Yani kariyer bir yerden sonra mutlaka yöneticiliğe dönmek zorunda değil Etimakina'da. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü çoğu işletmede şöyle sıkıntılar çıkabiliyor. İşte çoğu teknik alanda uğraşmış ve bir yere gelmiş oluyorsunuz ama kariyer yolunda teknik tarafta ilerlenecek bir fırsat olmayınca insanlar ister istemez yöneticilik tarafına kayıyor. Bu da teknik alanda çok başarılı olan birinin alan değiştirmesi ve oradaki gösterebileceği performansı gösterememesine neden oluyor. Belki çok önemli buluşlar yapacak, çok önemli, çok verimli, üretken ekipmanlar ortaya çıkaracak, fikirler ortaya çıkaracak. Ama tamamen gündemi başka bir noktaya doğru kaymaya başlıyor. Etimakina bu sıkıntıyı gördüğü için bunu aşmak konusunda geçtiğimiz yıllarda bir çalışma yaptı ve teknik tarafta da kariyer yollarının önünü açtı. Yönetim tarafındaki bir kişi kadar teknik tarafta da ilerleyebilme şansınız oluyor. Genel kapsamda benim bahsedeceğim şeyler bunlar. Ahmet Bey, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Evet, teşekkür ederim Ferit Bey. Ferit Bey liderlik yolunu seçenlerden oldu. Tabii bahsettiği gibi derin uzmanlık da çok kıymetli bizim için Etimakina'da. Aynı zamanda bu bahsedilen makineler, teknolojiler, ekipmanlar, hatlar, neticede bunların tasarımından tutun yazılımını, aynı zamanda sahada da devreye alınması, kurulumu da söz konusu olduğu için bu tarafta bizde yine proje yöneticilerimiz de var. Daha doğrusu bu proje yönetimi alanına biraz daha meyilli olan arkadaşlarımız, günümüzde zaten yalın ve çevik proje yönetimi bakış açısı ve perspektifi de çok ön plana çıkmaya başladı. Bu da bir disiplin olabilir. Bir de aslında bizim Romanya'da da hani her ne kadar yurt dışı açılım biraz kısıtlı da olsa bile Romanya'da üretim tesislerimiz de yine biz buradan Etimakina özelinde de hizmet götürdüğümüz de bir gerçek. Peki. Şöyle bir sunumu tekrardan yansıtayım, sizlerle buluşturalım. Evet, bir saniye. Evet sevgili arkadaşlar, bizim ilk başta şu Eti Developer Edition genç yetenek programımıza değinmeden geçemeyeceğim. Şu aralar LinkedIn platformunda ilanımız da aktif. Özellikle semester tatilinde, yaz döneminde en az 10 haftalık bir iş üzerinde aslında bir simülasyon vaat edilen bir genç yetenek programı. Etimakina'da da heyecan verici projelerimiz oluyor. Burada hem bir profesyonel size iş üzerinde mentorluk desteğinde bulunmuş olunuyor. Hayata geçebilecek bir proje üzerinde kendinizi deneyim kazandırmış oluyorsunuz. Yine kurumsal akademimizin öğrenim ve gelişim içeriklerinden faydalanmış oluyorsunuz. İK iş ortağınız, sizinle ilgilenecek olan kişi esasında orada bir nevi kariyer koçluğu hizmetinde bulunuyor sizlere. Ve en önemlisi de sonunda 10 haftalık yolculuğun sonunda da bu hayata geçirmiş olduğunuz, üzerine emek harcamış olduğunuz projeyi de görünür kılmak açısından İCA kurulu üyelerine sunma fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Dolayısıyla Eti Developer Edition aklınızda kalsın. Tabii bir yandan Eti'yi nerelerde takip edebilirsiniz? Günümüz sosyal medya dünyasında çeşitli mecralarda da içerikler üretmeye devam ediyoruz. YouTube kanalımız bunlardan bir tanesi. Anlatsın.com'da mevcut çalışanlarımızın kısa hikayelerini videolar eşliğinde dinleyebilirsiniz. LinkedIn'de bizleri bulabilirsiniz. Instagram'da düzenli içerikler paylaşıyoruz. Facebook'ta da temsil edildiğimizi söyleyebilirim. Şimdi bugün neler var gündemde? Mentimeter uygulamamızı geçmiş olduk ve biraz da aslında sizleri gelecekte iş dünyasında temel anlamda kariyer yolculuğunuzda neler önemli olacak sizler açısından, nelere
yatırım yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu sadece ETI üzerinde değil, yani evrensel anlamda herhangi bir şirkette görev aldığınızda aslında işin biraz püf noktaları. Ben kendi açımdan 9 yılı aşkındır İK profesyonel olarak da çeşitli şirketlerde de görev almış oldum. Hem oradaki deneyimlerimden biraz pekiştirdim hem de aynı zamanda İnsan Yönetimi Derneği, Peryon'da da aktif üyesiyim. İK profesyonellerinin yer aldığı bir platform. Burada da daha önce daha katılmış olduğum bazı gelişim programlarını da biraz harmanlayarak bazı maddelere dikkat çekmek istiyorum. Hiç kuşkusuz gelecekte çalışacağınız rol, sorumluluk, iş neyse bunu benimsemeniz, içselleştirmeniz, sevmeniz, o işe tutkuyla yaklaşmanız çok kritik. Yani sabahları sizi yatağınızdan uyandıran şey ne, onu keşfetmeniz çok önemli. Hiç kuşkusuz bir bakıma her gün iş yerinde olduğunuzda sizden birileri bir şeyler talep ediyor. Bu üst yönetim olabiliyor. Beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınız olabiliyor. İş birliği içerisinde olduğunuz iç müşterileriniz olabiliyor. Hizmet vermiş olduğunuz kişiler olabiliyor. Talepler, to-do'lar bitmiyor. Dolayısıyla biz de bu çerçevede bu to-do'ları yerine getirilmesi gereken sorumluluklarımızı hem öngörülen zaman, zamana uyum burada kritik, hem de beklenen nitelik iş kalitesinde de yerine getirmek çok önemli. Burada hem zaman hem kalite anlamında dengeyi sağlamak çok kritik. Hedef odaklılık, bu target orientation kısmı da çok kıymetli iş dünyasında. Tabii bizler kurumsal firmalarda bu performans yönetim sistemleri oluyor. Orada hedef kartlarımız oluyor. Hem iş hedefleri anlamında düşünebilirsiniz, rolünüzün getirdiği, hem de bir bakıma davranışsal yetkinliklerinizle ilgili gelişim alanları kısmında da kendinize hedef belirliyorsunuz. Ve yıl içerisinde iş hedefleri bize neyin yapıldığını tarif ediyor. Ama bir o kadar da nasıl yapıldığı, yani o soft skills kısmı da çok değerli. Bu iki perspektifi de göz önünde bulundurmanızda fayda var. Tabii bir taraftan bizler liderlerimizle, yöneticilerimizle düzenli iletişimimizi sürdürüyoruz. Ama bu sadece iş özelinde ne bileyim bir darboğaza düştüğünüzde, bir kriz olduğunda, bir problem çözmek durumunda kaldığınızda değil de ayda bir bunu alışkanlık haline getirip gelişim odaklı diyalogları yöneticinizle, liderinizle birlikte koordine edebilmeniz. Yani sizin o andaki çalışmalarınızla ilgili geri ve ileri bildirim almanız, performansınızın nasıl yürüdüğü, o farkındalığa sahip olmanız açısından bilhassa sadece lider üzerinde değil, çok yönlü beraber iş dünyasındaki çevrenin üzerine o inputları kendinizle ilgili beslemeler almanızda pekala kritik. Hiç kuşkusuz teamwork, yani olumlu işbirliği oluşturmak, etkili işbirliği oluşturmak iş dünyasında oldukça kritik. Burada kolektif zekaya inanan bir insanım. Son zamanlarda koaktif diye de bir kavram hayatımıza girdi. Bu ne anlama geliyor? Sizler iş ortamında başkalarının işin içerisine dahil etmeyi, onların da sizin işinizi sahiplenmeyi ve aynı zamanda o insanlarda fikir yürütebileceğiniz bir ortam, bir zemin hazırlamanız da çok kritik. Koaktif biraz onu adlandırıyor. Bunu da gündeme getirmek isterim. Elbette eti makine içinde pekala bu geçerli. Ama aynı zamanda etinin kurucusunun da aslında önemli değerlerinden bir tanesi. Bu yenilikçilik, inovasyon, bugün hatta Mentimeter'de de gördük bazı kavramları. Bu fikirler üretmek. Tabii üretmek de bunları sınırlı bırakmayıp hayata geçirebilmek. Yani bunların karşılığını sahada bulması, süreçler, sistemler, makineler, hizmetler, ürünler, her ne olursa olsun bu fikirlerin de karşılığını bulması da
oldukça önemli iş dünyasında. Öte yandan tabii sürekli öğrenme, yani yaşam boyu öğrenme felsefesine biraz aslında değinmek istiyorum. Burada kendi kendinize öğrenme alışkanlığınızı da iş hayatında atıldığınızda pekala yürütebilmeniz, koruyabilmeniz, yani o akademik know-how'u bir nevi orada da devam ettirebilmek de çok kritik ve çok yönlü gelişim. Yani biz aslında sevdiğimiz bir kavram var. Geleceğin başarılı insan modeli olarak da adlandırıyoruz. T insan modeli. T insanın duymuşsunuzdur belki, T'nin dik bacağı aslında derinlemesine uzmanlık bize biraz tarif ediyor. Bir alanda işin ehli, konusunun uzmanı, guru olabilmek. Ama öte yandan T'nin yatay tarafında da her şeyin bir şeyini bilme, öğrenme, merak etme, o anlamda entelektüel sermayeye yatırım yapmak da çok kritik. İkisini birbiriyle harmanladığınız takdirde hakikaten başarılı olmamanız için bir neden yok. Tabii belli bir noktadan sonra iş dünyasında da kırılma anları, dönüm noktaları oluyor. Kariyerinize yön vermeniz gereken unsurlar oluyor. Burada genellikle uzun vadeli planlamalar da yapanlar oluyor. 3-5 yıl sonra kendiniz nerede gördüğünüzle alakalı, ama benim nacizane tavsiyem şu belirsizliğin, muğlaklığın, karmaşıklığın olduğu günümüz dünyasında VUCA kavramını duymuşsunuzdur eminim. Aslında burada kısa vadeli planlamalar yapmak da çok öncelikli. Yani 2022 yılının sonuna kadar ben neyi ve neleri başarmayı arzu ediyorum. Kendinizle ilgili böyle bu yıl özelinde gerek özel, gerek eğitim, gerek belki iş dünyasıyla ilgili hedefler koymanız ve takip etmesi de kolay. Hayata geçirdikçe, çek attıkça sizi motive ediyor, angaje ediyor. Ben esasında uzun yıllardır bu formül çerçevesinde ilerliyorum. Yıllık planlar yaparak kendinizi iş dünyasına var etmeniz daha anlamlı olabiliyor. Take the first step. Emin olun iş dünyasında tabii ki yetenek yönetimi, performans yönetimi, yetenek gelişimi gibi İK'nın uygulamalarında destekleyici noktalar söz konusu olabiliyor. Ama işin felsefesinde bir çalışanın, bir bireyin kendi kariyer ve gelişim sorumluluğunu aslında sahiplenmesi, kendisi force etmesi çok kritik. Yani proaktif davranması, etken noktaya geçmesi, kendini ön plana getirebilecek imkanları yaratması, bunlar çok kıymetli. Dolayısıyla burada edilgen veya bekleyen pasif noktaları değil, kendinizi görünür kılmak için de çaba harcayıp angaje olmanız da pekala önemli. Evet, hep işten bahsettik. Biraz da serbest zamanları kaliteli geçirmek, yani klasik tabiriyle hobilerimiz bile bizim için özellikle iş özel yaşam dengesi unsurunda da belirleyici olabiliyor. Hobilere emek, zaman, belki para bile harcadığımız oluyor. Burada yatırım yapmış olduğunuz hobiler sizin aslında iş dünyasında bazen bir takım davranışsal yetkinlikleri oradan iş dünyasına transfer ettiğiniz de oluyor. Ben kendi adıma Almanya'da yaşadığım dönemlerde aşağı yukarı 14 yıl boyunca futbol hakemliği yaptım yeşil sahalarda. Bunu bir hobi olarak gerçekleştirdim. Ama öte yandan bugün iş dünyasında kullanabileceğim bazı soft skills'leri de yıllar içerisinde biraz daha pekiştirme şansım da oldu. Nelerdir bunlar? Birkaç örnek vermekte fayda var. Anlık karar verme, sahadan bir an düdük çalmak durumunda kaldığınızda hızlı karar verme eyleminizi arttırıyor. Soğukkanlı bir kimliğe sahip olmanızı aslında biraz tetikliyor. O kadar insan arasında tartışmalar, bir anda tansiyon yükselebiliyor çünkü. Ve yıllar içerisinde de aslında benim de bu adalet duygumun aslında biraz gelişmesine de vesile oldu. Onu biraz hakemliğe de borçluyum. Çünkü sahada da düdük çalarak bir nevi objektif olarak adalet de dağıtıyorsunuz.
Çok önemsediğim bir başka başlıkta işte bu yıllar içerisinde iş dünyasında Ferit Bey de 20 yıldır iş dünyasında aktif. İşte o edinmiş olduğu bilgisini, becerisini, know-how'unu paylaşıyor. Yani aslında iç eğitmen kimliğiyle de olsun, çevresindeki insanlara ilham vermek üzerine de misyon edinmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla gelecekte sizler de o edinmiş olduğunuz bilgileri, know-how'u çevrenizdeki insanlarla mümkün mertebe paylaşmaya özen gösterin diyebilirim. Evet, ilişki ağı, networking'in gücüne inanan bir insanım. Ne kadar erken başlarsanız o kadar anlamlı olabilir. Zaten biliyorsunuz dijital çağda olduğumuz için de gerek sosyal medya, gerek başta LinkedIn business networking platformu olsun. Bunlara mümkün mertebe tabii nitelikli bir ilişki oluşturmak için de adımlar atmanız çok kritik. Sizler zaten şu anda bir toplulukta angaje olduğunuz için daha önde başlıyorsunuz. Bunu da göz ardı edemem. Bunu da vurgulamakta fayda var. Kişisel marka bizim de önemsediğimiz bir başka başlık, bu self-branding dediğimiz konu. Her insanın bir markası var esasında. Bunu parlatmak sizin elinizde. Burada özellikle dijital kimliklerle varlığınızı görünür kılmanız, neticede sivil toplum kuruluşları olsun, meslek dernekleri olsun, sizlerin yer almış olduğu topluluklar, kulüpler olsun, sosyal sorumluluk faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri, çeşitli projelerde yer alma. Yani sadece aslında demek istediğim iş özel, iş ev arasında geçen bir hayat değil de bir bakıma kişisel markanıza katkı sağlayabilecek olan aktivitelerde de pekala yer bulmanız, yer edinmeniz. Son olarak da bu kariyerin püf noktaları kısmında aslında iş dünyasında çok bahanelere, mazeretlere pek yer yok. Özellikle growth mindset'e sahip olmanız, yani gelişen, büyüyen zihniyet çok kritik oluyor. İş dünyasında elbette hatalar yapılabilir. Hata toleransı mümkün mertebede sağlanılıyor. Hatalardan çünkü veya başarısızlıklardan öğreniliyor. Burada yargılayıcı zihniyete sahip olmaktansa ben bunu nasıl geliştirebilirdim, iyileştirebilirdim, nasıl daha fazla düzeltebilirdim? Yani işin özünde, kendinizde aramanızda pekala tavsiye edebilirim. Nasıl gidiyor tempomuz? Devam ediyor muyuz? Nasıl ruh halimiz? Evet, takip ediyorsunuz o halde. Şimdi tabii bu kariyer yolculuğu öncesinde eminim sizler de topluluk olarak biliyorsunuzdur. Bazen işte bu üniversite öğrencileri, bizler de çok böyle mülakat simülasyonları etkinliklerinde de yer alıyoruz. Kariyer fuarlarına gittiğimizde bu tür gençlik iletişimi faaliyetlerinde bu mülakatlarda bazı ipuçlarıyla ilgili de tabii aktarımlarımız, bilgilendirmelerimiz oluyor. Fiilen seçme ve yerleştirme süreçlerinde, yani yetenek kazandırma süreçlerinde de uzun yıllardır angajeyim. Eti Makina ve Fabrikalar İK iş ortağı olarak da şu anda da sürekli yeni yetenekleri de aramıza kazandırmak için de bir çaba içerisindeyim. Burada aday perspektifiyle diyeyim. Aday perspektifiyle neler ön plana çıkabiliyor? Ne tip aslında başlıklarla ilgili sorularla karşılaşıyorsunuz? Bunları şöyle biraz toparlamaya, konsolide etmeye çalıştım. Birlikte şöyle bir üzerinden geçelim sizlerle de. Tabii ki hiç kuşkusuz sadece eti üzerine düşünmemenizi rica ediyorum. Herhangi bir İK profesyoneliyle bir araya geldiğinizde ya da bir pozisyondan sorumlu business tarafından da bir yönetici olabilir. Genellikle sizin CV'niz özelinde aslında biraz geçmişinizi merak ediyorlar. Olası bir part-time veya bir staj deneyiminizle ilgili biraz da derinlik kazandırmanızı,
neler yaptınız, bir gününüzün orada nasıl geçtiğini, bunlar biraz daha gündeme getirilmiş olunuyor. İlk etapta bunu vurgulamak istiyorum. Tabii her şey deneyimden ibaret olmuyor. Bizim için işin aslında motivasyonel unsurları da kritik oluyor. Yani örneğin üniversite eğitimi esnasında sevdiğiniz veya sevmediğiniz dersler. Staj esnasında içselleştirdiğiniz roller veya görevler nelerdi? Daha az göreceli hoşlandığınız kısımlar nelerdi? Bu gibi aslında veya sizi bir şirkette en fazla cezbeden, çekici kılan faktörler nelerdir? Yani aslında işin özünde biraz içsel motivasyonunuzu biraz daha irdelemeye çalışılan soru tipleriyle karşılaşmanız çok olası. Bu anlamda sizi motive eden faktörleri de göz önünde bulundurarak olası iş görüşmelerine girmenizde fayda var. Elbette başarılar ve başarısızlıklar aslında hepimizin hayatında var olan kavramlar. Mülakatlarda, iş görüşmelerinde de işte kendinizle ilgili gurur duymuş olduğunuz bir an neydi? Başarı denince aklınıza ne geliyor? Bir başarı hikayenizi bizimle paylaşabilir misiniz? Yaşamış olduğunuz bir başarısızlık örneği bize aktarabilir misiniz? Gibi aslında elinizin altında, eminim ki sizler de yaşamışsınızdır, böyle örneklerin olması da çok kritik. Bizlerin de aslında İK profesyonellerinin de bölüm yöneticilerini canlandırması açısından da kıymetli oluyor buradaki içgörüler. Evet, biz İK'cıların aslında kıymet verdiği bir başka noktada hiç kuşkusuz öz değerlendirme. Yani sizin kendinizle ilgili, klasik tabirle ben bunları sormamaya özen gösteriyorum ama karşılaşabildiğiniz bir soru tipolojisi, güçlü ve gelişme açık yönleriniz neler? Tam da bu konuya aslında isabet ediyor. Ya da üniversite öncesindeki sizle şu anki siz arasında davranışsal yetkinlikler anlamında ne gibi gelişim, ne gibi farklılıklar söz konusu olduğu. Aslında burada bir önceki yılla kendinizi mukayese edip karşılaştırmanız, ne gibi bir öğrenme ve gelişim çevikliği içerisinde olduğunuz ya da belki sizlerle ilgili çevrenizdeki insanların, arkadaşlarınızın, dostlarınızın, ailenizin, kurumlardaki beraber çalışmış olduğunuz belki staj deneyimi esnasındaki insanların sizinle ilgili yorum, kanaat, görüşleri neler? Oradan da aslında biraz geri veya ileri bildirimler alarak da kendinizle ilgili biraz daha içgörü toplayabilirsiniz. En basitinden, bunu da tabii tavsiye ediyoruz, bir SWOT analizi yapabilirsiniz kendinizle alakalı. Hiç kuşkusuz yer almış olduğunuz bir part-time çalışma olabilir, bir staj deneyim olabilir, bir gelişim veya bir program olabilir, bir eğitim olabilir. Bunlarla ilgili öğrenimleriniz, cebinize ne koydunuz? Yani bunlar da aslında çok önemli oluyor iş görüşmeleri, mülakatlarda. Ne ile, hangi kazanım ile çıktınız? İşte o staj deneyiminizden örnek verecek olursak. Buradaki edinmiş olduğunuz bilgilerle gelecekte neler gerçekleştirmeyi öngörüyorsunuz? Mümkün mertebe her böyle yer almış olduğunuz bir program sonunda şu üç maddeyle buradan ayrılıyorum. Benim için highlight niteliği taşıyan üç kazanım şu oldu. Üçleme yapmanızı tavsiye edebilirim. Belki günün sonunda sorabiliriz sizlere de bugünkü seansımızdan nelerle ayrılıyorsunuz diye. Peki, beklentiler ve hedefler, tabii ki mülakatlar tek taraflı değildir hiçbir zaman. İşveren perspektifi bir tarafta, işveren temsil edenler ama öte yandan yetenekler de pekala beklentilerini, geleceğe yönelik hedeflerini dile getirmeleri de önemli. Burada sizlerin de aslında bu konuda netlik kazandırmanız, dolayısıyla orada şeffaf bir şekilde o işverenden, o pozisyondan, o rolle ilgili beklentilerinizi dile getirmeniz, işte
Örneğin 2022 yılının sonuna gelindiğinde ajandanızda neler var, neleri hayata geçirmek istiyorsunuz, hedef perspektifiyle bunları da gündeme getirmeniz aslında bizler için İK profesyoneli ve bölüm yöneticilerinde belirleyici bir nokta oluyor. Değerler bizi biz yapan aslında insanın kimliğini de bir nevi oluşturan prensipler. Bunları da genellikle iş görüşmelerinde ön plana getirilen, sorulan unsurlar oluyor. Niçin? Esasında burada yer almak üzere olduğunuz kurumların, şirketlerinde bir kültürü oluyor. Bir yandan tabii siz değerlerinizi gündeme getirdiğinde karşı taraftaki insanlar o matching, kurum kültürüyle ne derece, oradaki dinamiklerle ne derece örtüşebilir, ne derece matching söz konusu olabilir. Bunları da biraz analiz ediyorlar. Dolayısıyla tek taraflı değil. Sizler de pekala belirli sorularla işverenleri bu anlamda kurum kültürü, ekip dinamikleri, liderlik anlayışı gibi sorularla da elbette merakınızı giderebilirsiniz. Neticede kültürü de şirketler içerisinde insanlar oluşturuyor. Evet, İngilizce demeden geçemedim. Aynen, bizler de eti makine üzerinde olsun. Yine sık sık gerek online İngilizce testimizle ilgili olsun, gerek telefon mülakatlarımızla, speaking kısmımızla ilgili olsun. Bu anlamda da hazırlıklı olmaktan her daim fayda var. Evet, USP, bunu ayrı tuttum biraz sevgili arkadaşlar. USP diye bir kavram var. Pazarlama dünyasından aslında hayatımıza giren. Yani şirketler ürün ve hizmetlerini müşterilerle, tüketicilerle buluşturduklarında unique selling proposition kavramını ön plana getiriyorlar. Yani bir ürünün aslında benzersiz kılan, ayrıştıran nedir? Orada biraz daha masaya yatırıyorlar. Bunu insan tarafına da uyarlamak pekala mümkün. Bir insanın aslında mülakatta da şu tip sorularla karşılaşmanız mümkün. Çok sevmediğim bir soru ama burada samimi olması açısından dile getireceğim. Biz sizin için işe alalım. Ya da senin için tercih edelim. Bu gibi soruları duyduğunuzda aslında sizin USP'nizin ne olduğunu biraz öğrenmeye çalışıyorlar. Yani sizin aslında o şirketi sağlayabileceğiniz katkı düzeyi, kişisel vaadiniz sizi başka insanlardan benzersiz kılan, ayrıştıran, farklı kılan bazı ipuçlarını, özelliklerini yakalamaya çalışıyorlar. İşte burada her insanın aslında beraberinde taşıdığı bir motto, bir USP'si vardır. Bunu keşfedebilmek kolay değil ama insan üzerinde. Yani bu şöyle bir şey. Ben şimdi sokağa çıksam, 100 insana sorsam, sizi başka insanlardan benzersiz kılan ne gibi özelliğiniz var diye sorsam, orada gelen cevaplardan eşsiz olması lazım o cevabın. Yani 100 insanın 99'unda o cevabı benim duymamam gerekiyor onun USP olması için. Ve STAR tekniğine de bir vurgu yapmak istiyorum mülakat tiyoları kısmımızda. Biliyorsunuz, eminim iş fırsatları ilanlarda dikkatinizi çekiyordur. Orada soft skills'ler, davranışsal yetkinlikler de gündeme getiriliyor. Tabii problem çözmeydi, yenilikçilikti, analitik düşünmeydi, işte takım çalışmasına yatkınlıktı, karar vermeydi. Bu gibi soft skills'ler gündeme getiriliyor ve mülakatlar esnasında aslında İK profesyonelleri, bölüm yöneticileri biraz bunları da geçmişe yönelik örnekleriniz çerçevesinde biraz yakalamaya çalışıyorlar. O soft skills'lerle ilgili, gelecekte ne derece başarılı olabileceğinizle ilgili biraz içgörü elde etmeye çalışıyorlar. Ve bu tip sorularla karşılaştığınızda, çok belki bildiğiniz bir tekniktir, kolayca, pratik bir şekilde hayata geçirebileceğiniz STAR tekniği tavsiye edebilirim sizlere. Mesela bir örnek yapalım. Diyelim ki hayatınızda karşılaşmış olduğunuz en önemli problem neydi dediğimiz bir soru geldiğinde, mesela doğrudan
bu STAR kurgusu çerçevesinde cevap verebilmeniz karşınızdaki insanları o kadar fazla işin içerisine dahil etme ve canlandırmalarını sağlıyor ki bilemezsiniz. O problemin durumunu, yani hangi durum içerisinde olduğunuzu tarif ediyorsunuz ilk etapta. Nasıl bir rolünüzün, görevinizin olduğunu o problemle ilişkilendirerek çıkış noktasında dile getirmiş oluyorsunuz. T harfini bazen target olarak da kullanıyorlar. Problemin tarif ettiniz ama gitmek istediğiniz yol ne? Yani problemi çözme konusunda gitmek istediğiniz yol ne? T'yi bazen target'le de ilişkilendiriyorlar. Action, eyleminiz, sizin almış olduğunuz aksiyonlar ne o problemi çözmek için? Üçüncü adımda onu örnek içerisinde dile getirmiş oluyorsunuz. Ve result, nasıl sonuçlandırdınız? Nasıl neticelendirdiniz? Problemi nasıl sonuca ulaştırdınız, çözdünüz? Bunu da yine böyle hikaye modunda anlatmanız çok kritik. STAR tekniği her davranışsal yetkinlik üzerine gelen soru için pekala kullanabilirsiniz. Evet, son olarak bazı kaynaklar da hazırladım sizler için. Onları da şöyle bir gündeme getirelim. Benim de böyle sıklıkla takip etmiş olduğum YouTube kanallarını burada sizler için sıraladım. Gözden geçirebilirsiniz. Özellikle iş dünyasıyla ilgili iki tane dergi var ki tavsiye ederim size. Harvard Business Review ve Bloomberg Business Week. Kendi blogum, biraz reklam yapmış oldum. Cici Blog. 2 yıldır aşağı yukarı bloggerlıkta yapıyorum. İK ve iş dünyasıyla ilgili çeşitli içerikler oluşturuyorum. Haftada 1-2 güncel yazı çıkartmaya çalışıyorum. Aynı şekilde öğrencikariyeri.com, yine öğrenci arkadaşlarımızın, yeni mezunların, genç profesyonellerin radarında olan bir platform. Orada konuk yazarlıkta yapıyorum. Bazı kitap önerileri, yine böyle benim ilgiyle okuduğum, fayda sağlayabileceğini düşündüğüm, yararlı olabileceğini düşündüklerimin ben böyle bir liste çıkardım. T'in sana biraz vurgu yapmıştım. Az önce sevgili Ufuk Tarhan, Türkiye'nin önde gelen fütüristlerinden Ufuk Tarhan'ın benim için başucu kitabı. Bu kitabı Ufuk Hanım'ın yakın zamanda Yarın işini Yarına Bırakma, Gelecek ve İş Dünyası'nı pekiştirdiği bir kitap oldu. Evrim Hanım'ın kuşaklar yönetimiyle ilgili olsun. Güzel kitap, güzel eserleri var. Onları da pekala tavsiye edebilirim sizlere. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar sevgili arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz tabii arka plandaki bina Eti Makine binası değil. Bizim Eti'nin genel müdürlük binası Eskişehir. Organize Sanayi Bölgesi ve bulunan genel müdürlük binamız. En azından bu feelingi de sizlere vermek istedim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Şimdi aslında sorulara geçebiliriz. Sizlere sorulması, yani sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederiz bu arada. Umarım keyifli dinlemişsinizdir. Verimli olmuştur. Evet, çok verimli bir toplantı, bir tea talk'tu. Çok teşekkür ederim öncelikle. Bir sorum olacak. Şimdi kendi ifade etme durumunu anlatmıştınız mülakatta. Hani seni neden işe alalım diye soruluyor diye belirtmiştiniz. İş alanında başarılı, akademik olarak başarılı. Ancak hani sosyal alanlarda çok yetenekli olmayan, açıkça söyleyeyim, insanlar sizin tarafınızdan nasıl karşılanıyor? Soruyu bir daha alalım İzgi. Biraz daha açabilirsen güzel olur. Şimdi hani bazı insanların duygusal zekası daha düşük olabiliyor.
Bu konuda hani anlayış gösteriyor musunuz? Bir toleransınız var mı? Onu sormak istedim. Tabii bizler rol özelinde her bir pozisyondan sorumlu yöneticimizle bir briefing yapıyoruz öncesinde. İşte bu bahsetmiş olduğum davranışsal yetkinliklerle ilgili bir set ortaya çıkıyor. Biz tabii kendi içimizde bir görev dağılımı yapıyoruz iş görüşmelerinde. Yani teknik yetkinlik boyutunda elbette işin içerisinde dahil olan kıdemli uzmanlarımız ve yöneticilerimiz daha irdelerken, biz İK profesörleri biraz da işin davranışsal yetkinliklerle ilgili kısmında içgörü toplamaya çalışıyoruz. Ve ortak karara hemfikir olduktan sonra aslında varmış oluyoruz. Senin bahsetmiş olduğun aslında bu bir kişilik özelliğidir. Davranışsal yetkinlikten ziyade. Şimdi kişilik envanter uygulamalar oluyor. Tabii ki onlardan da faydalanıyoruz ama belirleyici değil bizim için. Kişilik envanterini biz karşımızda görmüş olduğumuz insanla ki mülakattaki tutumunun ne derece aslında örtüştüğünü biraz güçlendirici bir doküman olarak elimizde bulundurmuş oluyoruz. Kişilik özellikleri kolay kolay değiştirilemez neticede. Öğrenilebilir bir beceri, geliştirilebilir bir beceri değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Yani bizim için şöyle söyleyeyim, dışa yönelik, içe yönelik bir başarı kriteri değildir. Anladım. Böyle bir şey sormak istemiştim aslında. Teşekkür ederim. Bir de hani bir öğrenci topluluğu olarak bu TikTok'u gerçekleştirdiğiniz için şöyle bir soru sormak istedim. Aslında bahsetmiştiniz zaten. İş alımlarda öğrenci topluluğunun topluluğuyla angaje olmanın her zaman bir artı olduğunu belirttiniz. Ama bu avantajın büyüklüğü hakkında meraklıyım doğrusu. Yani ne kadar etkiler? Onu da bilgi verebilirsiniz. Çok sevinirim. Evet. Tabii bilgi vereyim. Şimdi tabii üniversite hayatında öğrenci konumunda olunca bir nevi sadece işte akademik çerçevede derslerde başarıdan ziyade ne derece aslında entelektüel sermayenizi çeşitli aktivitelerle güçlendirebileceğiniz de çok önemli. Burada tabii topluluklarda üye olmak, işte katkı sağlamak, şirketlerle bu tür buluşmalarda, organizasyonda pay sahibi olmak, onlarca şey var aslında öğrenci olarak. Fark yaratabileceğiniz, kendinizi başka insanlardan ayrıştırabileceğiniz, onunla ilgili bir hazırlık yapabilirdim aslında şimdi aklıma geldi de. Zaman zaman o üniversite hayatı için tiyoları da gündeme getirdiğimiz oluyor. Bu sadece bir noktası sadece. Öyle söyleyeyim, topluluklarda yer almak. Bunun üzerine de daha fazla koyabileceği inancındayım ben öğrenci arkadaşlarımızın. Cebinizi ne kadar doldurabilirseniz öğrenciyken o sermaye anlamında farklılaşmak, ayrıştırıcı bir özellik yaratabilmek açısından da daha fazla gündeme gelmenizi, ön plana çıkmanızı sağlar. Tabii ki durmamak lazım bir alanda ilerliyoruz ama bu kendimizi daha fazla geliştirmemize engel değil. Öğrenci kulübünde yer almamız tabii ki şimdi tabii adım. Demesi kolay. Erasmus'a gidin. Work and travel deneyimi yaşayın. Kendi derslerinizin haricinde başka alanlardaki derslere dahil olmaya özen gösterin. İşte şu kadar staj yapın. Part-time anlamında çalışın. Tabii bunları hayata geçirmek o kadar da kolay değil. Zaman yönetimi de burada devreye giriyor ve önceliklendirme yapmak lazım. Çok teşekkür ederim. Şu an sadece ben soru sorayım gibi oldum ama hani da arkadaşlarınız da sorabilir. Eğer yoksa ben bir soru daha sormak istiyorum. Bu sefer de Ferit Bey'e. Kusura bakmayın, aklımdaki ses tam.
mühendislik fakültesinden mezun olduğumuzda eğitim makinesine başvurduğumuz konularda gereksinimler bizde olmayabiliyor diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bu konudaki işe alındıktan sonra eğitim çalışmaları oluyor mu? Varsa nelerdir diye sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi tabii üniversitede belli bir formasyon alınıyor, belli bir düşünce yapısı oluşuyor. Ama iş hayatındaki tecrübe çok daha farklı. Biz mülakatlarda da görüşmelerde baktığımız şey hani kendini aktarabilme şekli. İşte bir şey söylendiğinde oradan ana fikri yakalayabiliyor mu kişi? Böyle noktalara da bakıyoruz alım yaparken. Direkt teknik detay özelinde bakmıyoruz. Kişi zaten bu oluru sağladıktan sonra biz içeriye giriş yaptıktan sonra kişi ona hem iç hem dış eğitimlerle destekleyecek şekilde gelişimini başlatıyoruz. Öncelikle PLC ve Motion tarafında gelişimi başlatıyoruz. Eğitimler önden alınıyor. Daha sonra bir arkadaşımızla birlikte, ekibin içinden bir arkadaşımızla birlikte sürece dahil olmaya başlıyor gelen arkadaşımız. Bu süreçte buranın işleyişi, burada nasıl süreçlerden atlıyor projeler, neler yapmak gerekiyor gibi noktaları öğreniyor ve bu anlamda bunları öğrenirken paralelde de teknik olarak neler yapıldığı ile ilgili bilgisi olmaya başlıyor. Yani eğitim makinesinde çok çeşitli işler var. Hani ben size genel kapsamda çok fazla dallanmış, budaklanmış bir şekilde anlattım ama temel seviye işler de var. Kişinin yavaş yavaş kendini bulması ve gelişimini tamamlaması için seviyeye uygun işlerle başlıyoruz zaten. Bunun arkasından kişiye bir proje ataması yapıyoruz belli bir seviyeye geldikten sonra ve bir yanında koç oluyor bizim ekibimizden. Onun eşliğinde proje gerçekleştirmeye başlıyor. Bu sefer projenin sorumluluğu onda olduğu için o sorumluluğu da hissettiğinde işte oradaki stres yönetimi, işte sahada karşılaşılan problemler ya da müşterinin beklentileriyle uyuşmayan noktalardaki işte davranış tarzı, problemlerin çözümü aşamalarında nasıl bir tutum sergilenmesi gerekiyor, bu işlerin nasıl çözülmesi gerekiyor kısımlarında o koçla destekliyoruz. Yavaş yavaş kişiyi yetiştirmeye başlıyoruz. Daha sonra projeler seviyelere yükselmeye başlıyor. Kişinin aldığı proje seviyeleri. Ondan sonra dediğim gibi işte 5 tane yetkinlik saydım. O yetkinliklerin hani işte 3 tanesinde zaten bu PLC, Motion ve robotik taraftakilerde proje yapabilir halde olmasını amaçlıyoruz. Diğer yetkinliklerde de uzmanlıklar bazında hem şirketin ihtiyacı hem kişinin ilgisi varsa o tarafta ilerlemesini sağlayabiliyoruz. Yani bu konuda eğitim yönünde eti özellikle eti makine çok etkin çalışıyor. Hani incelemek isterseniz Coursera diye bir platform var. Yurt dışında akademik ağırlıklı zaten bir platform. Ciddi de maliyetleri var eğitim açısından. Mesela bunları destekleyen bir şirket eti makine. Şu an ekibimizde belli bir adette arkadaşımız buradan istedikleri eğitimleri alıp bu eğitimlerle işte en sonunda bir sınavları oluyor. Sertifikalandırıyorlar. Bu sertifikalar yavaş yavaş gelmeye başladı mesela ve bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Biraz daha olayın nasıl geliştiğini, yani olayı yapmak değil ama teorisinde nereden geliyor bu? Nasıl gelişiyor? Buraları öğrenmek isteyen ve biraz daha temelden başlayıp üstüne koyarak gitmek isteyen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan ciddi eğitim platformu bu. Buraya kadar desteklenebiliyor. Yani ilk başta iç eğitim, daha sonra işte Türkiye'deki firmalardan destekli eğitimler alınıyor ama en son noktada anlattığım yerde işte Coursera gibi bir platform var. O süreç hiç bitmiyor bizde. Bir de dediğim gibi hep yeni şeylerle karşılaştığımız için bir de otomasyon sektörü sürekli gelişiyor. Özellikle yazılım, İşte IT'nin biraz daha yanaşması bu tarafa, IT, OT birleşmesi gibi noktalarda geldiği için gittikçe genişliyor ekosistem. O yüzden eğitim bizim hayatımızda vazgeçilmez bir unsur. Evet, biz anlatırken arkadaşlardan gelen sorular itibariyle olası bir sonraki TİTOG için mesela ben iki tane konu yazdım kendimce.
üniversite hayatı için tüyolar ve etide profesyonel gelişim ve öğrenim gibi içerikler var. Mesela kendime yazdım ben bunları. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, benim bir sorum vardı ama. İstiyordum. Öncelikle çok teşekkür ederim ikinize de bu güzel, keyifli sohbet için. Çok bilgilendirici oldu. Ben şunu sormak istiyorum. ETİ'de ETİ Makine'nin aslında ETİ'nin inovasyon merkezi olduğunu bundan bahsettiniz. ETİ Makine'de yeni bir fikir, yeni bir inovasyon bunlar doğuş kısımları nasıl oluyor? Yani şunu kastediyorum aslında. Bir inovasyon için talep gelmesi lazım. O talep nasıl oluşuyor? Örneğin bir rakip firmadan bir ürün görmek de olabilir. Yani bir makine görmek de olabilir. Veya hani sıfırdan bir fikir oluşturmak da. Bu süreci nasıl hissedilir merak ettim. Biraz bahsedebilir misiniz? Ya iki türlü olabiliyor bu. Bir şirketin ihtiyacı ve hayalleri olabiliyor. Daha vizyonel. Hem ihtiyaç noktasında doğabiliyor hem de gerçekten bir hayalle başlayabiliyor bu iş. O şekilde taleple de gelebiliyor. Bu ETİ tarafından biz tetiklenebiliyoruz bu durumda. Bir diğer unsur da şimdi ETİ Makina'da çalışan kişilerin de biraz daha uzmanlaştıktan sonra yaşadıkları problemler ya da zaman kayıpları, daha verimli iş çıkarabilme tarzları ya da sistemlerde aksak gördükleri noktaları çözebilme amacıyla kafalarında oluşan bazı fikirler oluyor. Bu fikirleri hayata geçirme noktasında da böyle inovatif yaklaşımlar çıkabiliyor. Bu iki yoldan da inovatif yaklaşım alabiliyoruz. İkisini de destekliyor şirket. Zaten bir tanesi hani ana grubumuzdan geliyor. Diğeri de içeriden arkadaşlarımızdan geliyor. O da çok değerli. Gelişme yolunda çok önemli çünkü. Bu fikirlerin desteklenmesi noktasında işte hem eğitim hem bütçesel bazda destek yolları açık. O konuda bir kısıt yok. Hatta ETİ hani DNA'sı gereği diyebiliriz. Sürekli böyle bir inovatif yaklaşım, işte bir şey oldu mu iyi şekilde yapalım, en yüksek başarıyla gerçekleştirelim şeklinde bir gelen arkadan kültür var. Onun için tüm çalışanlar da bu dinamizme ayak uydurmaya çalışıyor zaten. Bir yerden sonra uzmanlığınız geliştikten sonra siz bunu sürüklemeye başlıyorsunuz. Süreci bu şekilde ilerliyor. Çok teşekkür ederim. Evet, ilave sorularınız, merak ettikleriniz varsa alabiliriz. Evet, çekinmeden sorabilirsiniz soruları. Peki. Sanırım başka soru yok. Harika. Zamanlamamız da ideal oldu. Çete evet. Bir soru geldi. Bir metalurji ve malzeme mühendisi adayı arkadaşımızdan gelmiş olmalı. Ferit Bey, ne dersiniz siz? Valla ben şöyle özetleyeyim size. Bizim ekibimizde yani kontrol otomasyon değil, elektrik elektronik değil, elektronik değil, bilgisayar değil. Bu mühendislikler haricinde çalışma arkadaşlarımız var. Gayet de başarılılar, hatta çok da ilerlemiş durumdalar bu kariyer yolunda. Onun için hani bu otomasyon biraz ilgi işi. Bu işi seven herhangi bir kişi bu işe emek harcarsa bunu yapar ama seviyor olması lazım. Meşakkatli bir iş bu. Yani hayat hep, biraz bahsetmeye çalıştım ama hayat hep ofiste yazılım yazarak geçmiyor. Ve bazı yazılımlar gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Yani takip edemeyeceğiniz düzeyde hızlı çalışan sistemler var. Karmaşık da sistemler var. Gerçekten takip zor oluyor. Evet, meşakkatli ama yazılımı yaptıktan sonra o makinenin çalıştığını görmek de çok keyifli. Onun için bu işi seven herhangi bir kişi bunu bence yapar ama tabii ki o başta bahsettiğimiz bazı gelişim yollarından geçmiş olması lazım. Şimdi işte bir kontrol mühendisliği ya da bir elektrik elektrikten gelen bir arkadaşımızda belirli şeyleri
hani zaten eğitimi gereği aldığını düşünüyoruz ama farklı bir birimden gelen arkadaşımız da bunları test etmek çok daha zor. Ama öyle bir kısıt yok. Hani otomasyonda bir kısıt yok. Evet, elektrik derseniz kısıt var. Onun için yetkilendirme ve benzeri şeyler var. Pano içine müdahale edebilmek için. Ama otomasyonda öyle bir kısıt yok. Dediğim gibi merak, ilgi ve bu tarafa harcanan emek önemli. Öyle diyeyim. Bu üç ana başlıkta toplayalım soruyu. Çok teşekkürler. Başka sorusu olan varsa chat'e yazabilir ya da söyleyebilir. Evet, bekliyoruz. Sanırım bitti. Aynen. Eğer başka sorumuz yoksa aslında sonuna gelebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün bizlerle kıdemli otomasyon yöneticisi Etimakine'den Ferit Mengüç ile insan kaynakları yöneticisi Ahmet Kar CCO vardı ve çok güzel bir tea talk yaptık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Katılımlarınızdan dolayı bizleri sabırla, anlayışla dinlediğinizden ötürü. Umarım bir başka birlikte gerçekleştirebileceğimiz etkinlikte görüşmek ümidiyle diyelim o zaman. Umarım. Çok gözle bekliyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere de. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun.